Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Miobin akıllı akü şarj cihazını inceleyeceğim. Bugün sizler arkadaşlar arabası olanlar için gerçekten hayat kurtaracak bir cihaz inceleyeceğim arkadaşlar. Akünüz bitti, çıkamıyorsunuz, evin önünde kaldınız, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Veyahut da akünüzün iyice zayıfladığını hissettiniz ama akü değişecek paranız yok. İşte arkadaşlar bu Miobin akıllı şarj cihazı sayesinde akünüzü şarj edip daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabileceksiniz. Gelin bu cihazı bir kutusundan çıkaralım, kutu içeriğine bakalım, sonra da bir test yapalım, sonra da sizlere yorumlarımdan bahsedeyim. Kutuda gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada bakın zaten cihazın kendisini görebiliyorsunuz. Hemen kutusundan çıkaralım. Bir tane şöyle kesinlikle okumamız gereken bir kullanım kılavuzu. Şöyle bakın cihazın zaten ana kumanda kısmı. Şöyle bakın tüm göstergeleri falan anlatacağım zaten ben size. Tüm parçalarını şöyle çıkaralım. Şöyle bakın zaten şu kısım prize gidecek olan kısım arkadaşlar. Yani prizden beslenecek kablo. Şöyle bakın arkadaşlar zaten prizi kendi üzerine bu cihazın. Direkt olarak cihaza zaten prize takıyorsunuz. Bu kablolarımız ise arkadaşlar akü takviyeler kısmı. Zaten burada bakın artı ve eksi kutuplar kısmı zaten şurada gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi şurada bağlantı kısımları. İki farklı şekilde bakın akü tipine göre değişiyor. İsterseniz şurada bakın iki farklı artı ve eksi var. Yani farklı tip aküler için. Burada da aynı şekilde diğer farklı aküler için. İki farklı kablo seçeneği de geliyor. Hemen şöyle bakın klasik tipte olan bildiğimiz şu kutup başı yani böyle kıskaçlı makas şeklinde olanı göstereyim. Burada arkadaşlar bakın uçlarını zaten görüyorsunuz. Şöyle birbirine bağlantısını yapıyorsunuz ve bu şekilde bakın artık kullanıma hazır. Bu şekilde bakın biraz sert burası ama tamam taktık. Artık hazır yani. Bunu prize takacağız. Ardından da zaten ben size şimdi şu kısımdaki bu ledleri göstergeleri göstermek istiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar şurada bakın zaten çalıştığına dair bir ledimiz var. Burada da bakın mod tuşlarımız var. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi seviyelerimiz var. Burada da arkadaşlar led yüzdesinin seviyesi var burada. 1000 miliamperlik bir zaten kendisi akım yaratabiliyor arkadaşlar. Mod tuşuyla beraber arkadaşlar toplamda 5 farklı modu var bu cihazın. Önce bakın normal 12 voltluk yani burada ne oluyor işte jel akü, ıslak akü, geliştirilmiş işte sulu akü, bakım gerektirmeyen aküler gibi 12 voltluk aküleri bu kısımdan yani şu norm kısmına yapabiliyorsunuz. 12 volt AGM yazan ise arkadaşlar AGM tarzındaki aküler için arkadaşlar şarj etmek için bu moda geçiş yapacaksınız. Lityum pil aküleriniz varsa da arkadaşlar burada 12 volt lityum yazıyor. Buna geçiş yapacaksınız. 6 voltluk bir akünüz varsa da arkadaşlar mesela ne oluyor? Genellikle 6 voltluk çocuklarınızın akülü arabası oluyor. Onları şarj etmek için de bu modu kullanabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar bu mod tuşu sayesinde geçişleri yapabiliyorsunuz. Bir de bekleme modu var arkadaşlar. Burada enerji tasarrufu modunda bekliyor. Herhangi bir moda geçiş yapmamış oluyorsunuz. Burada arkadaşlar bekleme modundan geçiş yaparaktan zaten akünüzü seçip şarj edeceksiniz. Özellikle de şarj süreni merak ediyorsunuz. Burada öncelikle arkadaşlar burada akünüzün amper seviyesi de çok önemli. 12 voltluk bir akünüz var diyelim. 8 amperli gücündeyse arkadaşlar yaklaşık olarak 5 saatte tam şarja ulaştırabiliyor. En güçlüsünden mesela 30 amperlik bir akünüz varsa da 20 saatte tam şarja ulaştırabiliyor arkadaşlar. Bu daha çok dediğim gibi böyle küçük amperli aküler için çok daha başarılı bir cihaz. Mesela motosikletlerinizin aküsü olabilir. Özellikle çocuklarınızın akülü arabası varsa, akülü cihazlarınız falan varsa mesela onları kısa sürede şarj etmek için çok daha uygun oluyor arkadaşlar. Daha güçlü bir seri istiyorsunuz arkadaşlar burada Mio'nun 6000 serisi var mesela çok daha güçlü. Bunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca IP60 su ve toza karşı da dayanıklık sertifikasının olması bu cihazı çok daha sağlam hale getirmiş. Cihaz da bu arada çok hafif arkadaşlar. Toplamda 170 gramlık bir ağırlığı var. Miyoji firmasına ait 3 farklı akü şarj cihazı var arkadaşlar. Elindeki bu Miyoji 1000, Miyoji 3500 ve Miyoji 6000 var. Adlarından gördüğünüz gibi Miyoji 1000 en alt versiyonu, en uygun fiyatlı versiyonu. 3500 daha yüksek, 6000 ise çok daha yüksek amperli aküleri şarj edebiliyor. Eğer yüksek amperli bir aracınızın aküsü varsa, işte minibüsünüz, otobüsünüz vesaire daha yüksek amperli bir aküye ihtiyacınız varsa, şarj cihazına ihtiyacınız varsa 3500 veyahut da 6000 serisini tercih etmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar 1000 serisi bazı düşük amperli araçların yani otomobillerin aküsünü evet kurtarabilir, şarj edebilir. Ama hız açısından bayağı uzun sürebilir. Yani burada hızlı bir şekilde yoğunt almak istiyorsanız arkadaşlar daha üst versiyonları tercih etmeniz gerekiyor. Ama motosikletinizin aküsü vardır, çocuğunuzun akülü aracının aküsü vardır. Bunları zaten rahatlıkla hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şu an videoda gördüğünüz gibi benim yaptığım testlerim ise motorumun aküsünde kullandım. 12 voltluk yaklaşık olarak bir 20 amperlik bir jel aküyle test ettim arkadaşlar. Akü kesinlikle marş almıyordu yani motor uzun zamandır çalışmadığı için akü tamamıyla kendine boşaltmıştı. Aküyü söktükten sonra evdeki elektrik hattıma bu cihaza beraber bağladım. İlk taktığımda arkadaşlar %25 ışığı yanıp söylüyordu ama yani akü boştu aslında %0 o. En güzel yönlendirme ise akünün ne kadar şarjın olduğunu artık bu cihaz sayesinde rahatlıkla görebiliyorum. Ben taktığımda %0 olduktan sonra yaklaşık olarak bir 12 saat sonra çöktüğümde %60-%70'lere kadar yaklaşmış bir batarya ömrü olmuştu. Bu da zaten benim için fazla yeterdi. Hemen çıkardıktan sonra ben bunu motosikletime taktım ve direkt tek marşta aküm direkt çalıştı. Bunun sayesinde eğer motorunuzu mesela uzun süre yatması gerekiyor, kış döneminde kullanmayacaksınız. Çıkarın aküsünü,
Ara ara bu cihazla şarj edin, sonra saklayın. En azından hem akünüze zarar görmemiş olur, akü onarım özelliği sayesinde arkadaşlar akünüze zarar gelmeden uzun ömürlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arabası motosikleti olanlar için gerçekten çok hayat kurtarıcı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Akünüz bitti diye sürekli yeni akü almak zorunda kalmıyorsunuz. En azından bu şarj sayesinde akünüzün ömrünü birazcık daha uzatabilirsiniz. En azından cebinizden çıkacak paranın süresini bayağı bir sürede uzatmış olacaksınız. En düşük versiyon olmasına rağmen ben gayet başarılı buldum arkadaşlar. Şarj süresi de bana 12 saat yeterli yani. Akşam taktınız, sabah kadar şarj olduğunda artık akünüzün yeterli bir şekilde şarjının dolmuş olduğunu göreceksiniz. Eğer üşenmezseniz bir gün boyunca takarsanız zaten motosiklet aküleri neredeyse %100 yakın doldurabiliyor. Ama ben yarısını doldurdum. Ondan sonra da çıktım motorumla bir gezdim. En azından akünün de iyice bir kendi motoru sayesinde de biraz şarj olmasını sağladım. Artık akümü tekrardan gene bir boşaldığı zaman çıkarırım. Tekrar bu cihazla şarj ederim. Evet arkadaşlar, Miojibin akıllı akü şarj cihaz incelemesinin sonuna geldik. Eğer bu cihazı satın almak isterseniz de aşağı bırakacağım linkten satın alabilirsiniz. İndirimli fiyattan yararlanmak istiyorsanız da Sercan5 kupon kodu ile kendi resmi sitesinden daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.